Erişilebilir betimlemeli gitar eğitimi. Ders 19. Merhaba arkadaşlar, Mitel'ine devam ediyoruz. 4 dörtlük yeni bir çalışmamız var. Hemen önce bona şeklinde söyleyelim. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sus, ki, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, bir, ki. Gördüğünüz gibi iki cümlesinin sonunda ikişer vuruşluk sus var. Yine genelde parça bir vuruşluk notalardan oluşuyor ama yine cümle sonlarında iki vuruşluk, yani uzunca notalarımız da var. Şimdi solfej yapalım. Yani melodisiyle birlikte söyleyelim. Mi sesimizi aldık. Evet. Birlikte de yapabiliriz. Hazır. Son, ki, üç, dört. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sus, ki, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, sus, ki. Bitti. Şimdi isterseniz şöyle bir melodiyi ben hızlıca ağzıma söyleyeyim. Şöyle bir şey çıkacak ortaya. Na 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 sus ki na 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 bir ki. Yani aynı melodi iki defa tekrar ediliyor ama sonları biraz farklı. Şimdi gelin bu kez notasını söyleyerek birlikte çalalım. Hazır. Son, ki, üç, dört. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, ki, sus, ki. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ki, sus, ki. Bu uzayan notaları önceki dersi tekrar bir dinleyince fark ettim. İşte sol elle kapatalım, sağ elle kapatalım veya parmağımızı perdeden kaldıralım demiştim. Onu biraz betimlemiş olayım. Tabii ki sol elle kapatmak demek mesela mi telini, sol elimizin baş veya orta parmaklarını, işte işaret parmağını olabilir, bulunduğu yerde, yani klavyenin sol tarafında birinci pozisyondayken mi telinin üzerine dokunmak demek. Sağ elimizi kapatmak ne demek? Sağ elimizin bir veya iki ya da üçüncü parmağını mesela mi telinin üzerine, tabii ki bulunduğumuz yerde, yani gitarın büyük ses telinin üzerindeyken tele kapatmak demek. İkisini birden kapattım dediğimde de o zaman her ikisi de kendi yerindeyken oraya dokunuyorlar. Şimdi parçamızı bir de solfej yapmadan, notasını söylemeden, hatta ayak dahi vurmadan çalalım, birlikte çalalım. Bu durumda ayak vurmazsak ritmi içimizden saymış oluyoruz. Buyurun. Son, ki, üç, dört. Bakın o sondaki iki vuruşluk suslarda böyle iki elimi hafif örterek, yani şöyle söyleyeyim, fa'daki uzayan notada fa'daki parmağınızı kaldırabilirsiniz. Ondan sonra iki elinizi birden dokunabilirsiniz. Ya da fa'daki parmağınızı kaldırıp belki sağ elinizi dokunmanız da sesi kesmek için yeterli. Şimdi bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu sesi kesme meselesi tabii ki müziğin notasına saygı olarak yapılıyor. Hani siz dersiniz ki ya ben fa'yı bıraktım abi, bu iki vuruş uzasa ne olur, dört vuruş uzasa ne olur diye düşünebilirsiniz. Ama besteci nasıl yazmışsa
mümkün olduğu kadar ona sadakat göstermek müziğin bir kere estetiğine ve etiğine uygun oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, böylece mi telini bitirmiş olduk. Bakıyorum programa, çalışmalarımız bitti mi telinde. Bir sonraki buluşmamızda artık ikinci tel olan si'ye geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Çok selamlar, sevgiler, hoşça kalın.